Madem paraya ihtiyacın vardı işi niye bıraktın? Hayır, her şeyi geçtim, en azından nafakayı kabul etseydin. Beni düşünmek zorunda değilsin Ozan. İşçi bulma kurumundan buraya getirdiler, ben de geldim. O kadar. İşverenle nasıl konuşuyorsun sen? Terbiyeli ol. Kusura bakmayın Ozan Bey. Estağfurullah, benim için hiç sorun değil ama hanımefendi önceki işini benim yüzümü görmek istemediği için bıraktı. Burada çalışmayı kabul eder mi bilmiyorum. Kimsiniz siz? Çıkın gidin evimden, istemiyorum sizi. Anne. Bakıcı adaylar onlar, sakin ol. Ben istemiyorum bakıcı filan. Söyle gitsinler. Tamam, gel ben seni odana çıkarayım hadi. Şülde Hanım, tutunun bana. Nereye gitmek istiyorsanız ben sizi götüreyim. Odama gitmek istiyorum ben. Yoruldum artık bu görüşmelerden. Kimseyi görmek istemiyorum ben. Tamam Şülde Hanım, merak etmeyin. Ben sizi odanıza çıkarayım, sonra ben de gideceğim. Sağ ol, canım benim. İyisin değil mi anneciğim? İyiyim. Şu insanlığa gidince daha da iyi olacağım. Gönder gitsin. Ama sen kal. Tamam. Hadi odanıza çıkalım. Kusura bakmayın, sizleri de yorduk buraya kadar. Yarın yeni adaylar göndereceğim. Kusura bakmayın, ortalık karıştı bugün. Siz kusura bakmayın, annem biraz zor beğenir. Kime ne tepki vereceği belli olmuyor. Buyurun. Kim olduğunu bilmiyorum ama içim ısındı sana. Sen hiç gitmesen, burada bizimle kalsan. Sağ olun Şülde Hanım. Ben Ozan'la konuşayım. Ona göre bir karar verelim, olur mu? Güzel bir kız. Oh, içim açıldı sana bakınca. Mutlu oldum. Yüzün gibi kalbin de güzel senin belli. Ne kadar içten ilgileniyorsun benimle. Hadi Jülde Hanım, siz biraz dinlenin. Tamam. Ama gitmeyeceksin. Burada bizimle kalacaksın. Olmaz mı? Ben buradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin, olur mu? Tamam. Keşke bu evin gelinken de bana böyle iyi davransaydınız Şülde Hanım. Her şey çok farklı olurdu. Aslı, ben de seni çağırmaya geliyordum. Aşağı gelir misin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, gidelim. Sabahtan beri kaç kişi geldi ama hepsini kovdu. Yüzü bir tek senin yanında gülüyor. Evet. Bana da garip geldi. İlk defa bana böyle içten bakıyor. Aslı, annemin de benim de sana şu an ihtiyacımız var. Yani en azından hafızası düzelene kadar burada kalsan. Profesyonel olarak annemin bakıcılığını yapsan. Bilmiyorum ki Ozan.
benim de aklım çok karıştı. Boşanmanın hemen üstünde burada olmam çok yanlış. Ama yardım etmezsem de Jülide Hanım'a kötülük etmiş olacağım. Sonuçta benim peşimden geldiği için bu halde. Haklısın ama en azından kısa bir süre dursan. Ben oğlu olarak bir yere kadar yanında durabiliyorum. Ama sen burada olursan hem benim aklım kalmaz hem annem daha iyi olur. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Sağ ol. Sana söz veriyorum. Geçmiş defterleri hiçbir şekilde açmayacağım. İçin rahat olsun. Sadece annemin bakımı için buradasın. Anlaştık o zaman. Ne işin var senin burada? Anne, bak lütfen kısma. Mecbur kaldığım için buradayım. Mecbur kaldığın için mi? O ne demek kızım? Bu insanların evinde ne işin var senin? Anneciğim lütfen sakin olur musun? Sülde Hanım'a bakıcı aramak için işi bulma kurumuna haber vermişler. Ben de iş aramak için başvurmuştum. Oradan alıp buraya getirdiler. Ben de ne yapayım, mecburen kabul ettim. Ay Allah'ım ya kızım, sen delirdin mi? Niye kabul ediyorsun ki? Olmaz. Topla eşyalarını, gidiyoruz buradan. Çabuk, olmaz. Anne. Anne anne deyip durma bana. 2 gün önce boşandığın çocuğun evinde işe girilmez yavrum. Yürü. Anne. Jülide Hanım'ın bana ihtiyacı var. Hem ben vicdan azabı duyuyorum. Jülide Hanım beni takip ettiği için oradaydı, biliyorsun. Bunların hepsi benim suçum. Al bak. Kendi ağzıyla söylüyor işte. Sus Berçin. Ne olduysa Kaan yüzünden oldu. Ama isteseydim ben ona engel olabilirdim. Eğer bu saçmalıklar yaşanmadan önce ben ona engel olmuş olsaydım, Jülide Hanım'ı bu durumdan kurtarabilirdim. Anne, hiçbir şey hatırlamıyor Jülide Hanım. Çocuk gibi. Ya yardıma muhtaç. Hem bunlar benim de suçum. Bilemedim ki şimdi. Bir açıdan da haklısın aslında. Yani Jülide Hanım uyandığında yanında olman lazım. Çünkü doğruları hatırlayan tek kişi o. O doğruları söyleyecek. Ozan da sana inanır böylece. Ozan inanmış inanmamış umurumda değil benim. Ben işin o tarafında değilim anne. Sadece o kadına yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ne kadar?